Sibel işte 1998 yılında doğdu İzmit'te. Babası Sibel 52 günlükken vefat etti. Vefat ettikten sonra annesi de belli bir dönem ona bakabildi. Evimizde gelip yemeğimizi yiyen adamı öldürdü, abimi. Şahin abim bir zamanında daha öncesinden böyle insanlarla, böyle çok normal olmayan insanlarla birlikteydi. Abim çocuğu olduktan sonra her şeyden elini eteğini çekip normal bir işe girerek çocuğunu büyütmek istediğini söylemişti. Biz abimin o zamanlar susturulduğunu düşünüyoruz yani. Mikail'le de orada tanışmışlar, çarşı merkezde tanışmışlar. Bundan 2,5 yıl önce, yani tam süresini hatırlamıyorum ama 2-2,5 yıl önce Mikail'e bize evleneceğim diye getirdi. Evimize getirdi. Biz tanıştık. Sonra verdiği çelişkili ifadelerden Mikail'in cezaevine daha önceden girip çıktığını bahsetmişti bize. Ondan sonra biz de o yaptığımız araştırmada Mikail bana o gün yalan beyanda bulundu. Yalan beyanda bulunduktan sonra ben bunun yalan olduğunu ispatladım. Sonra da Sibel'e bundan ayrılması gerektiğini söyledim. Ve biz onları hiçbir şekilde birlikte bilmiyorduk. Yani 1,5 yıl önceden beri ayrı zannediyorduk onları. Ben Mikail'i hiç tanımam. Mikail'i sadece bir sefer tanışmaya getirdiğinde gösterdi bana. Gösterdikten sonra o akşam ben Mikail'e kesinlikle yalan konuşmaması gerektiğini, ne olduysa, başından ne geçtiyse bana bunu anlatması gerektiğini söyledim. Mikail'in sonra anlattıkları şeyi eniştesiyle beraber, ikimiz beraber konuştuk, araştırdık. Yalan yanlış bilgiler verdiğini öğrenince Sibel'in bu ilişkiyi bitirmesini istedik. Sibel de bir de bu ilişkiyi bitirdiğini söyledi. Ki babası vefat etmişti, babasızlığı vardı ama kesinlikle o bizle her şeyini paylaşıyordu. Hiçbir şeyi saklamıyordu. Sadece Mikail olayı haricinde. Her şeyini saklıyordu. Her gün görüntülü konuşuyorduk. Bize kalmaya geliyordu. Ramazanlarda, işte normal günlerde, bayramlarda, düğünlerde, cenazelerde her şeye katılıyordu Sibel. Sibel hiçbir şey. Sibel babaannesinin cenazesinde de vardı. Dedesinin cenazesinde de vardı. İşte yani benim çocuklarımın doğumunda, ameliyatlarda, halalarının çocuklarının doğumlarında her şeyde vardı. Yani Sibel hiçbir şekilde bizle bağlantıyı kopartmadı. Ve Sibel kendini öldürebilecek bir kişi asla değildi. Sibel her zaman o kadar canlı, o kadar enerjik. Yani senin moralin bozuk olsun, Sibel'le konuş, Sibel seni güldürür. Sibel'den öyle. Evet, hepimiz bu hayatta yaşarken bazı durumlarda sıkıntılar yaşadık. Mesela babalar gününde üzülüyordu çok, babası olmadığı için. İşte ne bileyim, doğum günlerinde yalnız kaldığını düşünüyordu. İşte bayramlarda babasının mezarına gidiyorduk. Yani her bayram babasının mezarına gidiyorduk. Annesiyle görüşüyordu. Kardeşi var mesela, bir tane özel bir çocuk kardeşi var. Onunla görüşüyordu. Annesinin ikinci evliliğinden olan kardeşleri var. Onlarla görüşüyordu. İşte annesinin babası, yani dedesi, üvey anneannesi vardı. Onlarla görüşüyordu. Hatta üvey annesine cici anne diyordu. Sibel dediğim gibi yaşam dolu bir kızdı. Ben intihar ettiğini kesinlikle, hiç aile olarak hiçbirimiz düşünmüyoruz. Kesinlikle Mikail'in onu öldürdüğünü düşünüyoruz. Benim evladım gibiydi. Zaten telefonda da işte görüntüsünü de göstereyim. İşte bakın. Bakın telefon. Sibel bende ne diye kayıtlı. Ben Sibel'i hiçbir zaman için... Bak. Benim o kızımdı, yani evladımdı. Yeğenim değildi. Ben sadece adaletin gerçekten tecelli etmesini istiyorum. Yeğenim kesinlikle ve kesinlikle intihar etmedi. Benim yeğenim kendini öldürecek bir insan değildi. Bugün eve gelecek misin diye sordum. Geleceğim dedi. Sonrasında benden önce eve gitmişti zaten. Ama Mikail'in eve geleceğini falan bilmiyordum hiçbir şekilde. Sonrasında ben saat 2,5 gibi falan eve gittim. Sibel evde oturuyordu tek başına. Yanında köpeği falan da vardı zaten, Jade. Sonrasında işte biz birlikte bir saate yakın falan oturduk. 3,5'a geliyordu saat. Sonra telefonla konuştular Mikail'le. Hoparlörde konuştu zaten. Neredesin diye sordu. Barlar Sokağı'ndayım dedi. Kavga ettiğini söyledi. Üstünün kan olduğunu söyledi. Sonra o da ona kızdı. Neden bu saatte sokaktasın hala dedi. Neden dedi Barlar Sokağı'na gittim. Çünkü oraya gitmesini istemiyordu. Kavga ettiler telefonda. Sonra bir kere daha aradı. Hani bir 10-15 dakika sonra. Neredesin, neden gelmedin falan diye. O aralıkta zaten Mikail geldi eve. Sibel Mikail'e bağırdı. Evden git Mikail, git bu evden Mikail diye iki kere söyledi. Sonra arkadan kapı kilitlendi aşağıda. Bizim kapı kilitlenmiyordu. Pardon, kapanmıyordu, kilitliyorduk biz kapıyı. Sonrasında neyse baktım bir böyle birazcık daha yükseldi sesler. Ben hemen aşağıya indim. Sonra kapı kilitliydi. Zaten o ara bir güm diye ses geldi ben merdivenler dinlerken. Kapıyı hemen çaldım, açtı kapıyı. Böyle yani... 20-30 saniye veya 1 dakikalık bir süre içerisinde kapıyı açtı. Sibel yerde yatıyor. Yarası gözükmeyecek bir şekilde. Mikail de onun başında bana kapıyı açtıktan sonra dikilip bana kolundaki yarayı gösterdi. Dedi ki beni vurdu Sibel dedi. Sonra baktım Sibel yerde böyle konuşmadan yattığı için
Hafif kolumu kaldırdım. Ne olduğunu anlamaya çalıştım. Baktım sonra kan var. Dedim ki Sibel vurulmuş. Telefonum yukarıdaydı. Koşarak telefonunu almaya gittim. Ben Sibel vurulmuş diye söyleyince zaten kapıyı açtı. Etrafa yardım istemeye başladı. Bağırmaya, çağırmaya başladı. Olay olduktan sonra benim içeriye girdiğimde Sibel yerde yatırken silah koltuğun üzerindeydi. Balkonun yanındaki tekli koltuğun üzerindeydi. Tam kapının önünde yatıyordu ben girdiğimde. Koltukla mesafesi ne kadar? Koltukla mesafesi ne kadar peki arada? Koltukla mesafesi ne kadar? 10-15 metre. Hemen hemen 10-15 metre. Yani kendini vuran bir insan koltuğa silahı fırlatamaz. Öyle söyleyeyim yani. Mikail'e arkadaşımız Sibel daha öncesinden çok kez para verdi. Ama biz paraların hiç geri dönüşüne şahit olmadık. Verirken şahit olduk. Hatta bizim üzerimizden amcasına birçok kez çektirip Mikail'e vermiş paralarını. Yani bu şekilde borca da soktu kendisini. Zaten Sibel hiçbir türlü kendini ne borçtan kurtarabiliyordu ne açığa çıkabiliyordu. Mikail hiçbir şekilde destek olmuyordu. Daha çok birkaç kere Mikail'den ayrılmak istedi. Ayrı kaldı, uzun süre ayrı kaldıkları da oldu. Ama Mikail bir şekilde ona ulaşıyordu ve birliktelikleri tekrar devam ediyordu. Sibel için Mikail birazcık alışkanlık olmuştu ama Mikail'in Sibel'i hani çok sevdiğine artık biz kesinlikle inanmıyoruz. Abla, tamam abla. Abla beni öldürün abla, ne olur abla. Abla beni öldürün abla, yeşil ama. Vallahi beni öldürün yeşil ama. Abla ne olur ya. Abla. Abla Sibel'in bir yaşatın ya. Ortada. Abla, abi devam et. Abi devam et. Sibel! Sibel!